Arkadaşlar hoş geldiniz. Kar senle Duda arasında çok şık bir başka oyun uçacağız ama hemen öncesinde söylemek istiyorum. 23 Nisan'da akşam 8.30'da 5-6 bin TL ödüllü çeşitli ödüllerin olduğu bir turnuva olacak. GFT işbirliğiyle olacak ve aşağıdaki linkten ücretsiz olarak turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Şu an 92 kişi kayıt olmuş durumda. Evet, hemen maçımıza geri dönelim. Beyazlar Duda, siyahlar Magnus Carlsen, E4 hamlesi oynanmış. Siyahlar da Karakan'la karşılık vermiş. D4, D5. Tabii ki buradaki filin dışarı çıkmasını isteyen Carlsen Karakan'ı tercih ediyor ve burada beyaza F3 gibi ilginç bir hamle imza atmış. Alırsan ben de fail alacağım diyor ve bu filin çıkmasına müsaade etmeyeceğim diyor. Siyah bu sebeple E6 oynamış. Artık fili içeride kalmış oldu. At C3, at F6 ve F6 karesine at geldiği için hemen burada E5 sürerek merkezine alan kazanmaya başlamış. At FD'ydi, at CE2. Burada F4 sürüşleri var. Fil E3 ve F4 sürüşleri var. Bunların hepsine Fransa'daki temel fikir olan C5 sürüşü gelecekte. O yüzden önce at E2 oynuyor. Burada Duda C5 sürüşüne de C3 sürerek bir piyon zinciri oluşturmaya çalışıyor ki kolay kolay merkez mücadelesini vermek istemiyor. At C6, bu sefer E5'i kontrol etmek adına F4 oynuyor Duda. Fil E7, at F3 ve kısa rok. Arkadaşlar burada biraz duralım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi merkezin kontrolü beyazlarda ama siyah da hızlı bir şekilde gelişimi tamamladı. Bakalım B6, A5, fil 6 oynayacak. F6 oynayıp E5'in parçalamaya çalışacak. Bu konuda isterseniz videoyu durdurun ve Duda'nın yapsam hamleyi bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Duda burada H4 oynuyor. Ben rok atmayacağım ve mata gideceğim diyor. H4'ün birden fazla fikri var arkadaşlar. Bu piyon burada alan kazanıyor ve H hattının duruma göre sürekli olarak boşaltılma tehlikesi var. Ek olarak da kale H3, kale G3 gibi kalenin saldırıya dahil olduğu fikirler mevcut. Carlsen tabii ki merkezi parçalamak kadar hemen F6 oynuyor. Beyazlardan A3 karşılığı gelmiş fikir müsait bir zamanda B4 sürerek buradaki gerilimi yok etmek. Gerilim yok edildiği zaman bakın siyahın gerilime devam eden C5 ve F6 piyonları var. Bu piyonlardan kurtulabilirse beyazlar tamamıyla merkez kontrol ve alan kontrolü kendisi için çok daha rahat taşıyan gelişebilecek. B4 sürüşünü engellemek için dünya şampiyonu hemen A5 oynuyor. Ve burada artık Duda atını oyuna sokmak adına at G3 oynamış. Tabii ki burada at G3 yerine file 3, vezir D2 gibi hamleler de bakılırız ama Duda at G3 hamlesini tercih ediyor. Siyahlar vezir B3 oynamış arkadaşlar. Vezir B6 düzeltiyorum. Fikir D4'e saldırmak, aynı zamanda file 3 çıkılırsa B2 karesine saldırmak. Yani bu filin B2'de zorunlu olarak kontrol etmesi sebebiyle zorunlu olarak C1 karesi tutmak istiyor. Bu vezirin amacı o. Aynı zamanda dediğim gibi D4'e saldırıyor. Beyazlar fil D4 oynamış. Fil D3. C alır D4. Şimdi fikir de şu, yani C alır D4'e bakın arkadaşlar. At D4 olmuyor zaten. At D4, vezir D4. Burada fil H7 alarak açarak şahlar var. Bakın vezir alıyoruz fil fethettikten sonra. O yüzden zaten siyah buradan piyon kazanamaz. Arkadaşlar burada bir videoyu durdurun isterseniz ve beyazın yaptığı ikinci hamleyi bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Duda ne yapmış olabilir? Arkadaşlar Duda boşuna H4 oynamadım diyor ve hepinize selam gönderiyor. At G5 oynuyor. Çok şık bir hamle. E4'ü almakla vakit kaybetmiyor. Ve siyahlar H6 oynamış. Bakın öncelikle şundan bahsedelim hemen. FG5 alınsaydı ne olurdu feda alınsaydı? Bakın fil H7 gibi bir hamle var. Şah H7, HG5, şah var. Şah G6 gelemiyorsunuz. Vezir H5 mat var. Şah G8 gelmek zorundasınız. Bu arada G6 herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar diyoruz. Çünkü vezir D8, at D8, D alır C3 tüm hamlelere kale H8 şah fedası var. Kale fedası şah H8'e vezir H5 ve vezir H7 gayet şık bir mat oluyor. G6 piyonunun yardımıyla. Bu mat sebebiyle bakın bu mat sebebiyle bu konumda FG5 alınamıyor. Başka bir hamle yapılırsa da bu sefer fil H7 boşta olacaktı. O yüzden H6 oynayarak buradaki piyonu da dolaylı olan korumaya çalışıyor. Ama arkadaşlar bakın E6 piyonu boşta. Duda hemen E6 karesindeki piyonu alıyor. Arkadaşlar burada her ne kadar beyaz çok sert bir şekilde tak atmış gözükse de Carlsen enteresan bir hamle buluyor. Bu sefer Carlsen için videoyu durdurun ve Steven yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Evet, dünya şampiyonu bu konumda C8 filin önünü açmak adına at D alır E5 alıyor sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın E6'daki file saldırıyor. Şimdi fil alır E5 alınırsa bu konumda fil alır E6'dan sonra siyahın konumu oldukça iyi olacaktır. Hem şahta ciddi zayıflıklar var hem merkez kontrolü siyahta hem piyon önde olacak. Tüm bu sebeplerle siyah çok daha iyi konumda olacak. Bu sebeple at alır F8 tercihi gelmiş Duda'dan. Buna da Carlsen önce buradaki fili alıyor at D3. Vezir D3'e de fil F8 alıyor. Konuma bakıldığı zaman beyazlar kalite önde kaldı. 2-4-6-7, 2-4-6 yani kaliteye karşı kaleye karşı fil piyon. Tabii konum değerlendirmesi yaparken salt taşları saymak yeterli değil. Burada başka unsurlar da devreye giriyor. Bu şahın zayıflığı, bakın bu çaprazın zayıflığı, şu çaprazın zayıflığı ve ek olarak çok çok önemli olan beyaz kalenin zayıflığı sebebiyle beyaza üstün yani çok üstün falan diyemiyoruz. Çok dikkatli olması gereken bir konum.
Aynı zamanda E hattında da ciddi bir zayıflık var sevgili arkadaşlar. Ve bu zayıflığı tabii ki siyahlar kontrol edecek. Siyahın kalesi E hattına çok daha hızlı bir şekilde gelirken beyazın gelmesi çok kolay değil. Örnek veriyorum, burada kısa rok gibi bir hamleyle rok atmaya çalışırsak D alır C3 şah var. Fil E3 kapatırsak da 4 sürüşü var. Fili kaçtığımız zaman da B2'ye kadar piyonlar gidiyor. Siyah çok fazla piyon almış oluyor. Bu konumu kesinlikle beyazlarla oynamayı tercih etmeyiz. Arkadaşlar burada fil D2 tercihi gelmiş. Fil D2'nin amacı dediğim gibi uzun rok atmaya çalışmak. Yani bir an önce gelişimi tamamlamak. Beyaza hamle olmak da çok kolay değil. Bana sorarsanız en mantıklı hamle kale B1 gibi duruyor. Çünkü B2'yi verdiğimiz zaman 3 tane piyonun en önemli taşı B2. Bunu korumak lazım diye düşünüyorum. Ama bu konuma tabii ki beyaza hamle bulmak çok kolay değil. Fil D2 tercihi gelmiş. Fil D2'nin gelmesiyle birlikte siyahlar bu sefer bir güzel hamleye daha imza atıyor. Bir kere daha videoyu durdurun. Dördüncü sorumuzdayız. Ve Carlsen'in yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar Carlsen Vezir G4 oynuyor. Hem uzun roku engelledi, hem beyaz kaleleri kontrol ediyor, hem de E hattını boşalttı. Sizden çok ufak bir ricam olacak. Videoyu lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanala yeni yeni video atmaya başladığım için baya kanalın yükselmesi için etkileşimin artması gerekiyor. YouTube'un azizliğine uğramayalım. Arkadaşlar bu konumda şimdi kale E8 önemli bir tehdit. Ve bu tehdidi engellemek adına Duda Vezir G6 oynamış. Gerçekten enteresan bir tehdit engelleme yöntemi diyebiliriz. Vezirin normalde burada ihtiyaç vardı. Şimdi vezir alır B2 alıyor Carlsen. Kale B1 ver vezire ve bir tane arkadaşlar bir tane neyse bunu artık sormayayım. Çok soru sordum bugün. Kale E8 şah gibi güzel bir hamle imza atıyor. Fikir de şu. Şimdi şah F1 oymuş beyazlar ama eğer bu konumda vezir E8 alırsak vezirde bir şah var. Şimdi şah F2 gelmeye çalışalım. Arkadaşlar bunlara da vezir B2 bu fili korumak der. Mesela vezir E1 ile bu fili korumaya çalışalım. Arkadaşlar fil C5 gibi bir hamle var. Şimdi D3 önemli bir tehdit alamıyoruz. Aldığımız anda at D4'ler, fil D4'ler, vezir D4'ler arkadaşlar hepsi siyah adına çok kuvvetli, çok üstün konum oluşur. At C2, at F3 planları var, at F5'ler var falan, bu konuma bakmaya bile çok gerek yok. Oyuna geri döndüğümüz zaman burada şah F1 oynandı sevgili arkadaşlar. E8 alınmadı. Şimdi bu sefer D2'deki fil boşta, vezir alır D2. Buna da vezir E8. Yani fil boş diyoruz ama beyaz da kale aldı. Şimdi konuma baktığımız zaman arkadaşlar iki kale bir at. Çift kale mi çift fil mi kazanır? Videonun başlığı bu olmalı. Çift fil mi çift kale mi Magnus Carlsen cevaplıyor diye bir başlık koyabiliriz. Arkadaşlar burada Carlsen'in kaleyi feda etmesinin sebebi şahın oldukça zayıf olması ve H1 kalesinin oyuna giremiyor olması. Şimdi bakın vezir F4 şah çekmiş hemen. Şah G1'e de at vezir G3 almış. Artık aslında iki kaleye karşı 3 taş oldu. Beyazlar kale B'yi de alıyor. Fikir de vezir F'li vezir F8 almak. Ama burada siyahın bitirici hamlesiyle oyun bitiyor. İsterseniz siz de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar Carlsen at E5 oynuyor. Fikir de at F3 gelmek. Burada aynı zamanda at E5 hamlesi vezir F'yi de engelliyor. Herhangi bir savunma hamlesi bulamıyorum. Mesela kale B8 ile savunma yapmaya çalışalım. Vezire bir şah var. Şah E2'ye at F3 şah var. Şahın gidebileceği bir yer yok. Gf3 alınmak zorunda. Ve vezir f2 çok şık bir mat var arkadaşlar. Dediğim gibi cumartesi günü 23 Nisan özel turnuvası olacak. Birbirinden değişik ödüller var. Nakdi ödüller var. Umarım keyif alırsınız. Turnuvaya kayıt olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.